Annem ve babam benim burada şehit oldu. Ben burada kalıyorum çünkü anne ve babamın kokusunu alıyorum. Ahmet'in bu sözünü hiçbir zaman unutamam. Binin üzerinde belki tekil bağışçımız var. Kendilerinin söylediği şu: biz de salih amelimizi artırmak istiyoruz diyorlar. Biz de hep şunu söylüyoruz kendilerine. Bülent abinin toplantılarda bize söylediği, arkadaşlar sevap avcısı olun sözünü biz de kendilerine hatırlatıyoruz. Nerede sevap var, o sevabı kovalamak için gayret gösterin diyoruz. Yaptığımız yardım çalışmalarında onlardan asla ve katiyen teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz onların dünyalığına yardım ediyoruz. Onlar bizim ahiretimize yardım ediyor. Sormak gerekiyor, kim kime teşekkür edecek? İsmim Muhammed Yavuz Çintaş. Öğretmenim. Merzifon'da 2008'den bu tarafa görev yapmaktayım. Branşım ilahiyat. Burada da Engelliler Okulu'nda şu an idareci olarak görevime devam ediyorum. İki çocuğum var. İki çocuğumdan birisi engelli. Allah'ın emaneti bize. Bundan dolayı da ayrıca şükrediyoruz. 12 yaşında, bakıma muhtaç, erken doğum neticesi gözleri tamamen şu an görmüyor ve yatılak bir pozisyonda. Tabii ister istemez bakıma da muhtaç. Bütün yemesini, içmesini, her şeyini biz yapmak durumundayız. Allah ayrı bir ferahlığını, bereketini veriyor. Tabii burada eşimin büyük bir fedakarlığı var. Onun fedakarlığını asla kenara koyamam. O da büyük bir fedakarlık gösteriyor ki o da aynı şekilde, o da kendisi de bir yetimin yüzünü nasıl güldürürüz diye dert edinen birisi. O yüzden dolayı dertleri paylaşıyoruz. Hep beraber göğüslemeye çalışıyoruz. Hamdolsun. Vakfı ta kurulduğundan bu tarafa tanıyorum. Vakıfla bizzat teşrik-i mesaimiz 2009 yılında gerçekleşti. Şöyle, 2009 yılında İsrail Gazze'ye saldırdığında, Gazze saldırısında tabii hepimiz dağlandık, hepimiz bundan etkilendik. Bundan dolayı da yetim sponsorluğu çalışmasını başlattık ve ilk yetimlerimiz Gazze'den oldu ve ilk 4 yetimle yetim sponsorluğunu hamdolsun bu şekilde başladık. Geçen sene 2020 Ramazan'ında 100 civarında yetim sponsorluğumuz vardı. Ramazan'ın bereketiyle yetim sponsorluğumuz 571'i geçmişti. Her taraftan var. Filistin'inden, Suriye'sinden, Türkiye'sinden, Azerbaycan'ından, Moğolistan'ından, birçok yerden, Bosna'sından, Somali'sinden, Etiyopya'sından, her taraftan yetim kardeşlerimiz var. Biz yetimin, işin açıkçası genel itibariyle söyleyeyim, bağışçılarımız çok fazla da yetimin ülkesine bakmıyor. Kelebek etkisi yaptı bu çalışma. Allah razı olsun, kardeşlerimiz teveccüh buyuruyorlar. Yani bir yetime sponsor olandan 40 yetime sponsor olana kadar kardeşlerimiz var. İnşallah daha da fazla bu çalışmalar büyüyecek. Yetimhane olayının hikayesini de şöyle anlatmak istiyorum. 2020'nin Eylül ayında Suriye'ye 3 tır yardım götürmüştük. Hatta bölgede de bir yetimhanesini ziyaret ettik. Biz de şu hissiyata kapıldık. Bu yetim çocuklarımıza biz de sahip çıkalım. Burada bizim de bir yetimhanemiz olsun diye böyle bir düşüncemiz hasıl oldu. Dediler ki, ya ne kadarlık bir miktar karşılayabilirsiniz aylık olarak? Biz de 10.000 TL'lik bir miktarı aylık olarak çıkarabiliriz dedik. Bunun üzerine aradan 5 dakika geçmedi. İmam Hatip Lisesi'nden mezun ettiğimiz bir öğrencimiz bana mesaj attı. Dedi ki, hocam ben bir yardımda bulunmak istiyorum. Anneannesi belini kırmış, anneannesine bakıyor imiş. Bizim İdlib'deki fotoğrafları gösterince çalışmaların, yavrum bu hocana söyle, öğretmenine söyle, ben buna 10.000 lira para vermek istiyorum buradaki yetim yavrulara diye ondan sonra gerçekleşen bir hadise oldu. Hamdolsun hem teyzeyi ziyaret etmiş olduk. Osmanlı kadını bir teyzeydi. Allah selamet versin. Hem emanetini aldık ve böylece yetimhane olayına başladık ve oradaki 12 anne 38 tane çocukları vardı. Bunlar şehit eşleri ve şehit çocukları. Bu yetim aileleri çok izbe bir yerde kalıyor idiler. Bir bodrum katta. Yani bir insanın yaşayamayacağı bir ortamda kalıyorlardı. Daha sonra vakıftaki yetkililerle görüştük. Reyhanlı'daki yetimhane birimiyle görüştük. Ve bu kardeşlerimizi daha böyle muhkem, daha güzel bir yere aldık. 3 dairelik bir yer kiraladık. Bunların çocuklarımızın yatak odasından tutun, dolaplarına varana kadar, buzdolaplarına varana kadar şu anda daha insani, daha güzel ortamlarda yaşıyorlar.
Baktık bu çalışmamız güzel gidiyor, karşılık buluyor. Bunun üzerine Reşat abiyle görüştük. Reşat abiye dedi ki biz bir yetimhane daha istiyoruz. O da bize Cerablus'ta bir yetimhanenin olduğunu söyledi. Ve Cerablus'taki hem erkek yetimhanesini hem kız yetimhanesini üstlendik. Bundan dolayı biraz yetim sponsorluklarında azalma, yetimhaneye kayma olayı söz konusu oldu. Gün içerisinde yeri geldiği zaman 10 yere, 15 yere, 20 yere uğradığımız zamanlar oluyor. Bereketli oluyor. Tabi ister istemez bağışçılarımızla hasbihal edemiyoruz. Emanetlerini alıp çıkmak durumunda kalıyoruz. Çünkü diğer bir bağışçıya ulaşmamız gerekiyor. Vaktimiz yeterli olmuyor. Böyle de bereketli oluyor, koşturmacamız oluyor. Ama günün sonunda hamdolsun bu duruma şükrediyoruz. Merzifon'da hamdolsun şu anda 1000'in üzerinde belki tekil bağışçımız var. İnşallah bu daha da fazla artıyor. Kendilerinin söylediği şu, biz de salih amelimizi artırmak istiyoruz diyorlar. Biz de hep şunu söylüyoruz kendilerine, Bülent abinin toplantılarda bize söylediği, arkadaşlar sevap avcısı olun sözünü biz de kendilerine hatırlatıyoruz. Nerede sevap var, o sevabı kovalamak için gayret gösterin diyoruz. Hamdolsun bunda da karşılık buluyoruz. Tabii bizim bağışçılarımız sadece Merzifon'dan değil, Merzifon dışından da birçok bağışçımız var. Yurt dışından bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizden geldiklerinde yine hem yetimlerimize, hem yetimhanelerimize, hem diğer çalışmalarımıza, yerelde yaptığımız çalışmalara, su kuyusu çalışmamıza, Yemen çalışmamıza, birçok ayrı ayrı çalışmamıza destek veriyorlar. Hamdolsun bu yüzden çalışmalarımız bereketli, güzel geçiyor. Bağışçılarımızdan unutamadığım bir hadise var. Şunu özellikle anlatmak isterim. Bir arkadaşımız bir gün beni aradı. Dedi ki ben bir emanet vermek istiyorum hocam size. Nerede buluşuruz? Ben de kendisini bizzat gidip ziyaret ettim. Allah razı olsun. Emanetini aldık yetimlerimiz için ve bir gün sonra da bu kardeşimizin cenaze namazını kıldık. Vefat etmişti. Mesela o tabutu taşırken o sahneyi hiçbir zaman unutmam mümkün değil. Cenab-ı Allah salih amelini kapatmayacak ki bu kardeşimizde hayır hasenat kapısını ölmeden önce açmış. Biz de ölmeden önce her birimiz her an her zaman ölüme yakınız. Ölüm ne bir saat ileri ne bir saat geri diyor Kur'an-ı Kerim. Biz de yeryüzündeki mazlumlara, garip kurebaya, yetimlere sahip çıkmak için anın kıymetini, değerini bilmemiz lazım. Ölmeden önce hayrımızı, hasenatımızı artırmamız lazım diye düşünüyorum. En çok üzüldüğüm noktalardan birkaçını şöyle anlatabilirim. Suriye'ye gittiğimizde İdlib'in Taftenaz diye bir bölgesine gittik. Orada böyle yıkık, harabe bir şekil almış bir yerde bir yetim yavruyu gördüm. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önceydi. Orada o yavruyu gördüğümde yanına yaklaştım. İsmin ne diye sordum. İsminin Ahmet olduğunu söyledi. Ahmet dedim, burada mı kalıyorsun diye sordum. Evet dedi, ben dedi burada kalıyorum. Ama dedim bak burası yıkılmış, harabe bir yer. Niye burada kalıyorsun? Dedi ki annem ve babam benim burada şehit oldu. Ben burada kalıyorum çünkü anne ve babamın kokusunu alıyorum. Ahmet'in bu sözünü hiçbir zaman unutamam. Hala kulaklarımda. Yine Suriye'de yaşadığım bir hadise, yine bir yetim yavrumuz şu cümleleri kurmuştu. Siz Türkiye'den mi geliyorsunuz? Evet dediğimizde Türkiye'den geliyorsanız ne olur bize şu konuda yardım edin. Sizden şu konuda yardım istiyorum. Şu uçaklardan bıktık. Şu uçaklar artık üzerimizde uçmasın. Ben çok korkuyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Rüyalarıma giriyor. Ne olur bu uçakları durdurun sözü. Asla unutamayacağım bir söz. Çünkü her gün bombalanıyor. Her gün üzerine bomba yağıyor. Yakınlarını kaybediyorlar. Annelerini kaybediyorlar. Babalarını kaybediyorlar. Kardeşlerini kaybediyorlar. O yüzden dolayı öyle bir cümle çocuğumuz kurmuştu. Onu unutamıyorum. En büyük hayalim yeryüzünde bir tane dahi olsun yetim sahipsiz kalmasın. Bütün yetimlere ulaşmak gibi bir niyetim var. Gönlümden geçiyor. Bütün yetimlere sahip çıkalım. Bu zor bir şey değil. Biz Müslümanlar bunu başarabiliriz. Gayret gösterirsek yeryüzündeki yetimlere sahip çıkabiliriz. Ve her zaman söylediğimiz şeyi yine söylüyoruz. Yetim gülerse dünya güler diyoruz. Dünyanın gülmesi için yetimlerin gülmesi lazım. Tüm kardeşlerimizi yetim seferberliğine davet ediyorum. Acizane yetimlere hep
hep beraber sahip çıkalım, yetimleri asla yalnız bırakmayalım diyorum. Peygamberimizin her zaman müjdesini söyleyelim. Kim ki yetimin başını okşarsa, yetimin yüzünü güldürürse yarın ahirette benle beraber olacaktır buyuruyor. Biz de bu müjdeye mazhar olabilmek için gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Çünkü yetimlerin efendisi Allah Resulü idi. Biz de bu şekilde yetimlere ulaşmak için gayret göstermemiz gerekiyor. Elbette ki onların duasını aldığımızı hissediyorum. Çünkü her bir gittiğimizde, her bir ayrı ülkede yetimlerle karşılaştığımızda, mazlumlarla karşılaştığımızda onların gözlerindeki ışıltı, onların bize verdiği sinerji ayrı bir güzellik veriyor. Ve ben her zaman şunu buradan söylemek istiyorum. Biz gerek Suriye'de olsun, gerek ülkemizdeki mazlumlar için olsun, gerek diğer ülkelerdeki mazlumlar için olsun, gittiğimiz yerde, yaptığımız yardım çalışmalarında onlardan asla ve katiyen teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz onların dünyalığına yardım ediyoruz, onlar bizim ahiretimize yardım ediyor. Sormak gerekiyor, kim kime teşekkür edecek? Teşekkür etmesi gereken birileri varsa o da biziz. Çünkü onlar bizim ahiretimize yardım ediyorlar. Ben şunu gördüm, her birimizin ayrı ayrı dertleri var. Derdi olmayan yeryüzünde hiçbir insan yoktur. Mazlumlar için, garipler için, yetimler için gayret gösterirsek Cenab-ı Allah bizim özel dertlerimizi satın alacaktır. O yüzden yetimlere, garip kurebaya sahip çıkalım ki Cenab-ı Allah özel dertlerimizi satın alsın. Biz de bereketini hissedelim inşallah.